Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar herkese. Bu nüfus serimizin 8. dersini gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz derste fast food sipariş tasarım ekranı yapmıştık. Şimdi buna bu derste ona bir login ekranı oluşturacağız. Yani o projeye istinaden devam edeceğiz serimize. Şöyle ki, şimdi ben yeni bir tane proje, boş bir form oluşturdum. bu formu şöyle biraz nasıl dikdörtgen formatına getirelim. Bu formunun içerisine bir tane panel ekleyeceğim. Şöyle sağ tarafa bir panel ekleyelim. Bu ekleyeceğim panel İçerisinde de şöyle pointer'ı bir seçeyim. Özelliklere geldim. Panelin dock özelliğini şöyle right doğru şey right'a doğru yani sağa doğru ee, sabitleyelim. Şunu biraz büyütüyorum. Ondan sonra ben formumu da bu büyüklük şöyle bir tık daha şöyle küçültürsem tamamdır. Şimdi formumun bu panelin içerisinde bir tane picture box ekliyorum. Şöyle ekledim. Picture box'ın üstündeki ikona tıklıyorum. Docking parent container içeriğin tamamını kaplasın resim seç kısmından yerel kaynaklardan projenin içerisine import edeceğim. Neyi? Ben şöyle bir hamburger resmi buldum. Ramazan Ramazan. Ee, biraz şey olacak ama oruçluyken biraz zor olabilir ama işte böyle çedarlı köfteli bir hamburger resmi. Şimdi formun Form e, formun border style'ını da şuradan none yapalım. Bu şekilde yani gözükmesin şeyi kenarlı. Şimdi şuraya da ben bunifunun kendi araçları içerisinde şöyle bunifu yazalım. bunifunun kendi araçları içerisinde buraya bir tane şey ekleyelim. E, Material Text Box ekleyelim. Şöyle ki bir tane Material Text Box ekliyorum. Ekledim. Ekledikten sonra, ekledikten sonra bir saniye tekrar e, bunifunun Material Text Box'ını ekledim. Şöyle yapalım. Şuradan Pointer'ı ben yeniden seçeyim. Bunu bunu şöyle birazcık küçültelim formun arka plan rengini yani sol tarafı, sol tarafın ar arka plan rengini 182 66 ve 22 yapıyorum. Dersten önce seçtiğim bir renkti bu şekilde. Hani şu turunculun biraz daha koyusu. Material text box'ın e, alt çizgisinin rengini beyaz yapacağım. Bir saniye, transparan oldu. Şurası beyaz olacak. Material text box'ın yazı rengi de beyaz olsun ve kendisinin içinde de şöyle şey yazsın kullanıcı adınız yazsın. 3 nokta koyalım buraya. Burası kullanıcı adını alsın. Bir tık şöyle sola kaydıralım. Tamam. Bu şekilde fena durmuyor. Şimdi ben bunu kopyaladım. Geldim altına yapıştırdım. Burası da şifreyi alacak. Şöyle ki text kısmına geldim. Burası da şifreniz olsun. 3 nokta koydum buraya da. Şimdi şifreniz ama şifreniz kısmı için şöyle bir şey. E, is alanı var. Ben bunu turu yapıyorum. Burası şifre formatında gelsin. Şimdi ben buraya bir tane checkbox ekleyeceğim. Bir tane checkbox ekliyorum. Bu şekilde burada bir checkbox olsun ama checkbox da şuranın rengiyle aynı renk olsun. Şu turunculukla. O turunculuğun ne renk olduğunu bulalım hemen şöyle. Ee, bir saniye. Diyor. Şurası 254, 126, 1. Şöyle yapalım. Ee, 254, 126 ve 1. Bakın bu şekilde turuncu oldu. Buraya bir tane de label ekleyeceğim ben. Ee, bu nifonun Labelı, custom label olarak mı geliyor? Başka label yok sanırım. Bu şekilde ekledim. Şimdi bu labella şuranın e, Century Gothic 975 bu labela da aynısını yapıştıralım. Şöyle yapıştırdım. Century Gothic 925. Hatta 975 yerine şöyle yapalım. 8 olsun ama kalın olsun. 1.0 olsun bizim olsun gibi oldu bu. Şuranın yazı rengi de beyaz olsun. Ve bunun da ismi ne olacak? Remember me. Yani beni hatırla olacak burası. Şimdi burası beni hatırla. Şöyle ben fa klavye yön tuşlarıyla bunu oynatıyorum. Bunun yanına kadar getirdim. Süper. Geriye ne kaldı? Geriye buton kaldı. Butonda da Bunifun'un e, tim butonlu kullanın. tim buton 2. Buraya bir tane ekledim. Ekledikten sonra hafif oynattığım zaman şöyle e, istediğim formatı yakalayacak gibiyim. Bu şekilde biraz daha büyütelim. Tamam. Tim butonun ismi de ne olacak? Login olacak. Yani Türkçe karşılığıyla e, giriş yap olsun Tamam bu şekilde Çalıştıralım bakalım nasıl geldi beraber görüntüleyelim. güzel geldi fena durmuyor tıkladığımız zaman yaz bu mavilikler çok e, sevimli olmamış bu mavilikler bir de bunun back color'ı. Niye bunun bek color değişmedi Bir saniye bunun bir dakika Çakıt hmm, on kalır Çakıt on kalırını değiştirelim Tamam Of color'da da gri. Tamam of color'da da gri olsun mu olsun tamam zarar yok. Bir de şunların arka plan şey üzerine geldiğim zamanki rengin de aynı şekilde öyle yapalım. Mesela mouse üstüne gelince e, bu renk olsun. Aynı şekilde burası da bu renk olsun. Bir de form. Form başlangıçta e, start position'ı center screen olsun. Projenin ekran şeyini ortasında başlasın. Çalıştıralım bakalım nasıl gelecek. Bakın bu şekilde gelmiş oldu. Böyle oldu Tamam mı Bence kolay ve kullanışlı bir arayüz oluşturmuş olduk Mesela kullanıcı adı işte ne olsun ee, Admin 1 2 3, abc olsun işte şifresi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abc olsun giriş yapa tıkladığım zaman sisteme giriş yapmış olacak. Böylece küçük bir giriş ekranı tasarlamış olduk. Bir sonraki derste o fast food'un bu kez iç tarafını e, düzenleyelim. İçine bir şeyler ekleyelim. Bu şekilde devam edelim. 9. derste görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.